Ahmet Hakan yani çok da makbul bir gazeteci sayılmaz benim nezdimde. Niye? Bu tür şeyleri falsoları çok olan biri. Şimdi bir yazısını getirecek arkadaşlar. Bakın, galiba bu seçimde diye bir yazı yazmış. 17 Mart Pazar günü, yani seçimlerden 14 gün önce diyor ki, galiba bu seçimde gözler İstanbul'a, Ankara'ya çevrilmişken esas sürprizi İzmir'de yaşanacak. İzmir'de bir sürpriz yaşandı mı Soner? Yaşanmadı değil mi? Yani Ahmet Hakan 0, gerçekler 1. Ordu'da Hilmi Güler yeniden başkan olacak. Beşiktaş ve Şişli'de değişen bir şey olmayacak. CHP rekor kıracak. Şanlıurfa'da yeniden Refah'tan aday olan Kasım Gülpınar biraz oy tırtıklasa da Zeynel Abidin Beyazgül'ün seçilmesine engel olamayacak. Ne oldu Şanlıurfa'da? He? Ahmet Hakan ne dediyse tam tersi oldu. Maçoğlu Kadıköy'de umduğunu bulamayacak demiş. Ne umuyordu, ne buldu? Hatay'da Lütfi Savaş çok esaslı bir tokat yiyecek demiş. Yok, kafa kafaya götürdü adam. Eskişehir'de CHP çok rahat ve çok profesyonel kazanamayacak. Yok, çok rahat ve çok profesyonel kazandı. Antalya'da pardon, Muhittin Böcek bu sefer umduğunu bulamayacak. Muhittin Böcek umduğunun fazlasını buldu. Yani Ahmet Hakan 1, 2, 3, 4, 5, 6'da 6 mağlup. Şimdiye kadar tabii. Üsküdar ve Tuzla'da AKP fark atarak kazanacak demiş. İkisinde de kaybetti. 7'de 0. İstanbul'da iki aday arasında kopuş yaşanmayacak. Başa baş durumu devam edecek demiş. %10 fark yedi AKP, 8'de 0. Muğla'da Aydın Ayaydın şaşırtması yaşanacak. Hiç öyle bir şaşırtma yaşanmadı. 9-0. İyi Parti Türkiye genelinde 3. parti olacak demiş. 3. partiliğe yeniden Refah Partisi oturdu. İyi Parti'den esame okunmuyor. İyi Parti'nin esamesi okunmuyor. 10'da 0. Dem yine oy kaybedecek demiş. Çamura yattılar, ondan oy kaybedecek. Yeniden Refah keşke diyecekmiş. Yeniden Refah keşke demedi. AKP keşke deyip duruyor. Yani 11'de 12'de 0. Bu yazıyı bana atan arkadaş da ya Türkiye'de gazeteci olmak ne kadar kolay demiş. Kolay. Kolay yani Ahmet Hakan Hürriyet gazetesinin tepesine kendi tırnaklarıyla mı geldi? Ya. Konjonktürel verdi. Birileri eteğinden tuttu. Geç bakalım dediler. Patrona dediler ki ya bu Ahmet Hakan var ya, iyi çocuk bizdendir dediler. Koydular. Ama yani 12'de 0 olur mu be kardeş? Ahmet Hakan hep söylüyorum. Bir kere daha söyleyeceğim. Bilmediğin işlere karışma. Bilmediğin işlere karışma. Gazetecilik bizim işimiz. Sen bir çekil kenara bakayım şöyle. Çekil koçum. Çekil. Çekil aslan parçası. Çekil.